küresel ısınma veyahut da iklim değişiminin Karadeniz'deki etkisi ki bizim okyanuslardaki değişimdir ana aslında dünyadaki iklimin değişimini etkileyen faktör. Ama okyanuslardaki herhangi bir değişim, sıcaklık anlamındaki herhangi bir değişim tüm küresel atmosferik sistemlerde de etki ettiğine bağlı olarak Atlantik'teki meydana gelen işte basınç sistemlerinin Türkiye, Avrupa üzerinden Türkiye ve Karadeniz'i etkilemesi de aynı oranda iklim değişimine bağlı olarak değişime uğramaya başladı. Ve bunun sonucunda Karadeniz'e de tabii ki bu iklim değişiminin etkisiyle ısınma gerçekleşti. Yarım derece civarında bir ısınma var ama ortalamada bu yarım derece yıl boyunca baktığım zaman yeterince soğumanın kış dönemi bu yılda olduğu gibi yeterince soğumanın beklenen dönemde olmaması şeklinde kendini gösteriyor. Bu da ne anlama geliyor eğer ekosistem olarak veya da canlı yaşam için baktığımızda örneğin Karadeniz'de sıcaklık işte kışın 7 derecelerle bizim Güney Karadeniz'de 7 derecelerle yazın 26 derecelere kadar değişen bir aralığı var. Ama biz kışın o 7 derecelere düştüğünde özellikle soğuduğunda bu bölgede kuzeydeki Karadeniz'in kuzeyinde özellikle donmaya varan soğumalarla bağlı olarak balıklarda güneye doğru bir hareket meydana geliyor. Ama bu küresel ısınma iklim değişimine bağlı olarak kuzeyde yeterince soğuma meydana gelmediğinde balık güneye doğru göç etme eylemine de belki girmeyebiliyor. Dolayısıyla sudaki sıcaklık değişimleri balıkların davranışları veya diğer canlıların davranışlarında ciddi bir etki yapıyor. Ve dolayısıyla biz onu örneğin hamsini avlarken bu fiziksel koşullardaki değişimin daha önceki yıllarda beklendiği gibi olmadığında balığı beklediğimiz dönemde, beklediğimiz miktarda görememek şeklinde kendini gösteriyor. Bu balığın olmadığı anlamına gelmiyor. Balığın toplanarak av vermediği için biz o balığı göremiyoruz. Aslında hamsi Karadeniz'de dağınık halde bulunsa dahi av vermediği için biz onu avlayıp o ilki üretime katamıyoruz. Dolayısıyla bir de hamsiyi avlayamadık diyoruz. Aslında sebebi tabii aşırı avcılık mutlaka çok büyük bir etken ama bu iklim değişimine bağlı olarak deniz suyundaki beklenen dönemdeki beklenen soğumanın gerçekleşmemesi de balık stoklarındaki davranışında değişikliğe neden oluyor. Karadeniz'in şöyle bir durum var tabii biliyorsunuz Akdenizleşme dediğimiz biraz işte ısınmaya bağlı olarak Akdeniz'deki türlerin ama hangi türlerin tuzluluğa toleransı yüksek olan yani düşük tuzlulukta yaşayabilen organizmalardan Karadeniz'e doğru girişler olduğunu biliyoruz. Bu organizmalar genelde biz istilacı ve yabancı istilacı türler diyoruz. Onlar eğer Karadeniz'de fırsatı bulursa Karadeniz'in yerli türlerinin yerini almaya başlıyor. Bu söz konusu ama Karadeniz'in yerli türleri dediğimiz daimi olan türlerde de tabii ki bir küresel iklim değişimi, iki aşırı avcılık, üç kirliliğe bağlı olarak miktarda azalmalar artık söz konusu. Zaten 160 tür balıktan bahsederken bugün avlanabilen 4-5 tür balık kaldı Karadeniz'de. Bu da aslında insan etkisiyle meydana gelen Karadeniz'deki hem iklimsel değişim hem de kirlilik ve aşırı avcılığa bağlı balık stoklarındaki ciddi bir düşüşün göstergesidir. Ama bunun üzerinde en büyük etki yine insan etkisiyle meydana gelen kirlilik. Sudaki çünkü kirlilik canlı yaşamında yumurtlamadan başlayıp yaşam döngüsünün tamamını etkilediği için söz konusu. Ama iklim değişimi de artık Karadeniz'deki balık stokları üzerinde ciddi bir etki yapmasını beklenen bir durum. Ama kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede beklenen bir durum. Ayaklar, ayaklar, ayaklar.